Gazeteciler YouTube kanalından herkese selamlar. Yeni bir programla, yeni bir videoyla karşınızdayız. Yepyeni bir çalışma ortaya koyacağız. Bu çalışmanın adı Medya Günlüğü olacak. Artık hafta içi her gün sizlerle birlikte olacağız Gazeteciler YouTube kanalında canlı olarak Medya Günlüğünde. Medya Günlüğünde ne yapacağız? Medyanın öne çıkan konularını ele alacağız. Burada burada hem yazarların hem televizyoncuların hangi konuları ele aldıklarını, polemiklerini gündeme getireceğiz ve konuklarımız olacak bunun yanında. Bu ilk programımızla birlikte bugün medyanın öne çıkan konularını sizlerle paylaşacağız. Dediğim gibi konuklar da alacağız. Polemikler olacak, cevap hakları da olacak. Güzel bir çalışma olacağını temenni ediyorum. Medya günlüğünü takipte kalmanızı öneririm diyelim ve medya günlüğünün bugün medyada neler oldu, medyada neler öne çıktı kısaca bunlara değinelim. Bugün özellikle medyada bir konu e, ön plandaydı. Bu konu aslında bir haftadır yaklaşık olarak ön planda olan konulardan birisi. Ebu Bekir Sofoğlu'nun sözleri e, halen gündemimizde yer alıyor. Medya dünyasının da önemli konularından bir tanesi. Bugün de üç yazarımız e, bu konuyla ilgili gazete gazetelerinde, köşelerinde yazdılar. Ebu Bekir Sofoğlu ne demişti? E, neden gündemde ve niçin bu kadar tartışılıyor? Bildiğiniz üzere profesör, tarihçi olan Ebu Bekir Sofoğlu Sakarya Üniversitesi'nde görevini sürdürüyor ve Akit TV'de çıkmış olduğu bir yayında ahlaksızlıktan şikayet edecek, dem vuracak bir durumda, bir pozisyonda bazı cümleler kullandı. Bu cümleler üniversiteleri ilgilendiriyordu ve dedi ki üniversiteler gittiği şehirlere medeniyet, ilim götürüyor diyebiliriz ama bu öyle değil tam tersi ahlaksızlığı yayıyor şeklinde bazı ifadeler kullandı ve üniversitelerin ve üniversitelerin çevresindeki apartlarda yaşanan fuş olaylarına dikkat çekti Güya ve oraların fuş evleri daha doğrusu fuş yuvaları olduğunu ifade etti üniversitelerin çevrelerinin oradaki apartların ve yurtların bölgeyi nişan taşına çevirdiğini ifade ederek de aslında bir bakıma nişan taşını da hedef aldı. Zaten İslamcı gazetecilerin ve yazarların temel jargonlarından bir tanesidir. Nişan taşıyla bir alıp veremedikleri vardır. Böyle bir ifade kullandı. Bu ifadelerin tamamını daha sonradan sosyal medyada ve medya dünyasına ciddi bir yankı uyandırdı. Birçok isim tepki gösterdi. İlk tepki gösterenlerden bir tanesi Ece Üner olmuştu. Yine o bilindik konuşmalarıyla, bilindik çıkışlarıyla Ece Üner ciddi, sert bir tepki göstermişti Ebu Bekir Sofuoğluna Yine Olay TV'de henüz yeni başlamış olan Nevşin Mengü de sert bir açıklama yaparak canlı yayında Ebu Bekir Sofoğlu'na tepki gösteren isimler arasındaydı. Hemen ertesi gün Ahmet Hakan bir yazı kalemi alarak Ebu Bekir Sofoğlu'na sistemde bulunmuş. Hatta ikinci günde Sofoğlu ile ilgili nasıl daha önceki çıkışları ve daha önceki gaflarıyla alakalı da bir yazı yazmıştı Ahmet Hakan. Fakat ardından beklenen neydi? Ebu Bekir Sofoğlu'nun özür dilemesiydi ya da işte bir şekilde bu konuyla ilgili açıklık getirmesiydi. Ama Ebu Bekir Sofoğlu diretmeye devam etti ve işte hem karşı mahalle diyerek belli kesimleri hedef aldı hem de ee, muhafazakarlar diyerek yani karşı mahalleye şirin gözükmeye çalışan muhafazakarlar diyerek kendisini eleştiren muhafazakar kesimden isimleri de hedef almak suretiyle özür dilemedi üstüne üstelik kendi bu bu hatasını savunmaya devam etti ee, fakat ardından siyasilerden de Ciddi tepkiler gelmeye başladı. İbrahim Kalın açıklama yaptı, Fahrettin Altun açıklama yaptı, Ömer Çelik açıklama yaptı. Bunun üzerine üniversiteden gelen bir açıklama oldu ve üniversite soruşturma başlatacağını söyledi. Fakat Ebu Bekir Sofuoğlu bir şekilde kendini savunmaya devam ediyor ve kendisini Cumhurbaşkanı'na referans göstererek, Cumhurbaşkanı'na atfederek bu söylemlerini savunmaya devam ediyor. Bugün de yine gündemde olan konulardan bir tanesiydi medya dünyasının. Kimler yazdı? Süleyman Özışık. Yazdı Net Haber'deki köşesinde. Yine e, Hilal Kaplan Sabah gazetesindeki köşesinde bu konuyla alakalı yazdı. Ve Cumhuriyet gazetesinden de Barış Terkoğlu bu konuya yer verdi. Dilerseniz e, Süleyman Özışık'ın bu konuyla ilgili yazdıklarına şöyle bir göz atalım. Neler yazmış Süleyman Özışık? Evet, e, Süleyman Özışık Sofoğlu'nun... Bu yaklaşımına karşı aslında Sofol'un bu yaklaşımının neye mal olacağına ilişkin bazı cümleler kurdu. Şöyle paylaşayım. Sofoğlu'na yakışmayan bu olayı genellemesidir. Yani üniversite, üniversiteye giden tüm öğrencileri töhmet altında bırakmasıdır. Bu genelleme bir bilim adamına yakışmaz ki Sofol'una da yakışmadı. Kaldı ki dindar insanlar özellikle fuhuş ve zina konusundaki ilahi hükmü bilir. Fuhuş yapan ya da fuhuşa bulaştıran kişi bizzat iftira etmedi, itiraf etmedikçe bu konuda dört şahidin şahitliğine ihtiyaç duyulur. Dört şahit şahitlik etmedikçe bir, birbirine fuhuş veya zina yapmakla suçlamak iftiraya girer ki iftiranın vebali de zina kadar ağırdır. Birileri Sofoğlu doğru söylüyor diyerek bu vebali ortak olabilir ama benim olmaya niyetim yok. Vebali bir yana bırakalım üniversitelerin etrafı fuhuş yuvasına döndü diyerek on binlerce belki de yüz binlerce ailenin içine adeta dinamit atmış olur. Dinamit atılmış olur. Kaç aile başka şehirde üniversiteye giden kız çocuğuna şüpheyle yaklaşır, sorguya çeker, suçu olmadığı halde eziyete maruz bırakır. Bu da kul hakkına girer. Evet, Süleyman Özışığın bu ifadeleri aslında e, bu ifadelerin neye mal olacağını anlatan ifadelerdi. Dün Hadi Özışık'ta haber Hadi ışıkta haber Türk'teki yayınında ifade etmişti. Bu kul hakkına girer. İnsanları töhmet altında bırakırsınız. Ailelerin içerisinde böyle bir tartışmaya neden olursunuz. Belki bundan dolayı birçok aile kız çocuklarına siz oralarda neler yapıyorsunuz diyerek tepki gösterecek. Belki de üniversiteye gitmesine engel olabilir. Bu vebali de bir akademisyen olarak Ebu Bekir Sofoğlu nasıl çekecek? Süleyman Özışık'ın özetle söylemiş olduğu şey buydu. Hilal Kaplan da bu konuyu gündeme aldı ve aslında Hilal Kaplan bu konuda Ebu Bekir Sofoğlu'nun yanlış yaptığını fakat bir taraftan da Ebu Bekir Sofoğlu'nun söylediği şeyleri yanlış ifade ettiğini söyledi. Çünkü üniversiteler ya da apartlarla alakalı, çevresindeki yerlerle alakalı bazı hani fuhuşa yönelik operasyonların da olduğunu ifade etti. Fakat ne olursa olsun akademisyen olarak yanlış ifadelerle nezakete yakışmayan ve insanları töhmet altına bırakan bir açıklama olduğunu ifade etti Hilal Kaplan. Bunun yanında asıl dikkat çektiği konu da kendisini Cumhurbaşkanı'na atıfla referans göstererek savunmasıydı Ebu Bekir Sofoğlu'nun. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisini bu şekilde ona atfederek savunmasının yanlış olduğunu aslında belli çevrelerin Sofoğlu'nun değil belki ama diyor Hilal Kaplan belli, belli çevrelerin <laughs> Sofoğlu'nu destekleyen çevrelerin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın siyasetine işte muhafazakarla arasında bir set çekmesine neden olabilecek açıklamalar olduğunu ifade ederek uyarıyor ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu zamana kadar yapmış olduğu dini yaşantı anlamında, özgürlükler anlamında yapmış olduğu şeyleri de sıralayarak Hilal Kaplan yazısını bu şekilde sonlandırıyor. Fakat Ebu Bekir Sofoğlu'nun bu ilk hezeyanı değil, daha önce de birçok açıklamaları var bu şekilde. Bu açıklamaları da internetten kısa bir arama yaparak bulabilirsiniz. Fakat Barış Terkoğlu Cumhuriyet Gazetesi'nden bize belli başlı konularda Ebu Bekir Sofoğlu'nun daha önceki yapmış olduğu çıkışları hatırlatarak bir köşe yazısı yazdı. Ve bunun sonuçlarını da aslında kökenlerinin nereye dayandığını da o yazıda görebilirsiniz. Terkoğlu hangi ifadeleri kullandı isterseniz bir de ona bakalım. Terkoğlu'nun ifadelerine. Evet Barış Terkoğlu Ayasofya'yı hatırlattı ve dedi ki Ayasofya'ya da fahişi suçlamasında bulunmuştu dedi ve şu ifadeleri kullandı. O, olaydan sonra açıp baktım. İlginç ilginç bir Sofuoğlu'nun adını nedense akademik çalışmalarıyla değil, sistematik olarak yaptığı provokasyonlarla anıyoruz. Sakarya işgal edilmemiştir. Bundan dolayı kurtuluşu kutlamak anlamsızdır diyen Kurtuluş Savaşı'nı inkar eden oydu. İstanbul Sözleşmesi'ni bu lanet sözleşme kan dökülecek gizli tuzaklarla dolu diyerek hedef alan AKP'li kadınları bile kızdıracak hakaret dolu sözler söyleyen de yine Sofuoğlu olduğunu ifade ediyor. Ayasofya camiye çevrildiğinde Sofuoğlu ortaya çıkmış, tavandaki ikonların korunacağını açıklayan devlet yetkililerini hedef almıştı. Camide fahişe olur mu? Fakat ikonlar ortadan kaldırılmazsa Fatih'in emaneti Ayasofya fahişe zu ile fahişenin sergilendiği dünyadaki ilk cami olacak. Kısacası Sofoğlu'na göre sadece üniversiteler değil, İmparatoriçe Zoe ikonu nedeniyle Ayasofya'da fuhuşeviydi. eviydi. Koronavirüs nedeniyle Sağlık Bakanlığı'nın geliştirildiği hes uygulaması için Sağlık Bakanlığı adına yapılan bu yalan çip takmanın ön adımıdır diyerek toplumu harekete geçirmeye çağırdı. Bir ara pantolon giyen kadınları hedef alan hocaya sahip çıkıp eleştiren ilahiyat fakültelerini dinsiz ilan etti. Evet Sofoğlu'nun aslında geçmişteki ezeyanlarını anlatan e, sadece birkaçını anlatan bir yazı kaleme almış oldu. Barış Terkoğlu bu şekilde. Evet medya dünyası bu meseleyi konuşuyor. Bu mesele tabi e, medyatik bir mesele. Çünkü Ebu Bekir Sofuoğlu e, Barış Terkoğlu'nun da dediği gibi akademisyen kimliğiyle, araştırmalarıyla, yazdıklarıyla değil daha çok bu şekilde provokasyonlarla gündeme gelen bir isim, medyatik de bir isim olduğu için böyle bir medya dünyasında ciddi bir yankı uyandırdı. Neredeyse bir haftadır bu konu konuşuluyor, tartışılıyor. Bu konu aslında tartışılan bu konu Ebu Bekir Sofuoğlu gibi birçok ismi de yine gündeme getirdi. Yine Ebu Bekir Sifil ismi de ön plandaydı bu süreçte. Ebu Bekir Sifil de Yılmaz Özdil gibi ve bir saymış olduğu birkaç isim gibi isimlerin e, ...cenazelerini camiye almayalım diye Diyanet'e çağrıda bulunmuştu. Bu da aslında akademisyenlerin e, bu tür polemiklere girdiklerinde... ...ne kadar çuvallayabildiklerini yani hepsi için konuşmuyorum... ...bu tip isimler için konuşuyorum... ...ne kadar çuvallayabildiklerini gösteren örneklerden bir tanesiydi... ...Ebu Bekir Sofoğlu ve Ebu Bekir Sifil'in bu açıklamaları. Evet, e, aslında işin bir başka boyutu da şu... ...Rütü'nün, e, bu yine gündeme gelen konulardan bir tanesiydi... Bu ...bunu yazanlar da oldu. Rütü'nün daha önce Haber Türkiye vermiş olduğu cezayı biliyorsunuz. Bir konuğun çıkıp Türk Silahlı Kuvvetlerine yönelik satılmıştır ifadesi gibi ifadesini kullanmasının ardından o programa durdurma cezası verilmişti. Rütü hemen harekete geçmişti. Fakat Rütü'nün burada neden harekete geçmediğini soranlar da oldu. E ee, tabii Rütükle ilgili şunu söylemek gerekiyor. Süleyman Özüçk de bu yazısında ifade etmişti. Rütük Haber Türkiye'de, e, Akite'de diğer e, kanallara da konuklarının söylediği ifadelerden dolayı ceza vermemesi gerektiğini açıkça ifade etmişti. Birçok isim de bu şekilde düşünüyor. Hatta Habertürk yayınında da bu e, gündeme gelmişti. E, bu durumda Habertürk'e verilen cezanın aslında bir haksızlık olduğunu da düşünülmesi gerektiğini ifade etmek istiyorum buradan. Haber Türkiye verilen ceza aslında bir haksızlıktı. Bunun yanında Rütü'nün bir açıklaması olmuştur. Rütü konuklarla ilgili bir açıklama yaptı dün. E, yaptığı açıklamada televizyon kanallarına bir uyarı mahiyetinde aldığınız konukların her konuda çıkıp ehilmiş gibi konuşması konuşan konuklarla ilgili bir uyarı metniydi. Rütük bununla ilgili düzenlemeler yapabilir ya da bu konuyla alakalı kararlar alabilir şeklinde bir uyarı metniydi. Bu konuda da açıkçası Rütük'ün bu kadar baskın bir rolde olması gerektiğini Düşünmüyorum böyle bir şeyin olması doğru olmaz ama en nihayetinde ortada şöyle de bir problem var herkesin çıkıp televizyon ekranlarında her şeyi söylemek gibi bir özgürlüğünün de olmadığını insanlara insanları töhmet altında bırakacak, insanlara hakaret ya da işte belli başlı şeyleri hedef gösterecek şekilde konuşmaların yapılmaması gerektiğini de buradan ifade etmiş olalım. Evet Ebu Bekir Sofuoğlu meselesi bu şekildeydi medya dünyasında. Diğer konumuza geçelim. Medya dünyasının diğer konusu neydi? Cumhurbaşkanı'na diktatör söylemi meselesi yine medya dünyasında önemli yer bulan meselelerden bir tanesiydi. Bu birçok tartışmayı açan bir konuydu. Cum Cumhuriyet Halk Partisi'nden Özgür Özel'in yapmış olduğu bir açıklama var. Bu açıklamada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Franco'ya benzeterek diktatör ifadesi kullanıyor. İsterseniz o açıklamayı izleyelim. Ve Recep Tayyip Erdoğan. Açıklama Türkiye'yi istedikleri şekilde yönlendiremeyenlerin ülke içindeki Muhalefeti ve kurumları maşa olarak kullanma gayretlerini yakından takip ediyoruz diyor. Ve diyor ki son yedi yıldır uğradığımız her saldırıyı nasıl boşa çıkardıysak bu beşinci kol faaliyetini de aynı şekilde üsran'a uğratacağız. Recep Tayyip Erdoğan açıkça Türkiye'yi istediği yere yönlendiremeyenler varmış. Muhalefeti bizleri kullanarak beşinci kol faaliyeti yapıyorlarmış. Nedir beşinci kol faaliyeti? Propaganda, casusluk ve terörle karşı tarafı yenme faaliyeti. Yazıklar olsun. Zaten iki lafın başı siyaseten yenemeyince bizi ötekileştirip şeytanlaştırmaya çalışan anlayış sırf yerel seçimleri kazanabilmek için bütün terör örgütlerinin önce adını sayıp bize yakıştıran sonra terörist başından mektup okutan anlayışın söylediği işe bak. Muhalefet partileri için Beşinci kol faaliyeti diyor. Kim söylüyor bunu? Recep Tayyip Erdoğan. İlk kim söyledi? Beşinci kol faaliyetini ilk kim söyledi? İspanyol diktatör Franco. İspanya Fransa İç savaşında. Beşinci kol faaliyeti dedi. Franco'nun özelliği 36 yıl diktatörlük yaptı. Recep Tayyip Erdoğan 18. yılında bir 18. yıl daha yapmak için ancak ve ancak Franco denen diktatörün söylemine sığınıyor. Yok öyle şey. Evet, Özgür Özel'in bu açıklamalarını izledik. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Franco'ya benzeterek e, diktatör söyleminde bulunuyor. Hatta diktatör bozuntusu gibi bir ifadesi de söz konusu. E, bu konu medyada ciddi bir yankı uyandırdı. Tabii hemen sosyal medyada e, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı destekleyen isimler Özgür Özel'le ilgili hashtagler açmaya başladılar. Tepkilerini gösterdiler. E fakat özgür özelin bu açıklamaları ile ilgili bugün Kurtuluş Tayiz'in yazmış olduğu bir e, yazı var. Bu yazı e, önemli bir yazı. Kurtuluş Tayiz o yazıda ne diyor? Bu diktatör söyleminin aslında Cum Cumhurbaşkanı Erdoğan'a diktatör söyleminin yeni olmadığını, daha önce de dile getirildiğini. Fakat dile her dile getirildiğinde muhakkak bir planın olduğunu ifade etmeye çalışmış e, Kurtuluş Tayiz ve 15 Temmuz ve Gezi olaylarını örnek göstermiş. Gezi olaylarında da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önce bir diktatörlükle suçlanması 15 Temmuz'dan önce de önceki süreçlerde de FETÖ'cülerin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı diktatörlükle suçladığını ifade etti ve hemen ardından bu tür olaylar yaşandı. Bir müdahale yaşandı diyerek bir imada bulundu. Hatta açık açık söyledi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Biden'ın siyasetine güvenerek yeni bir hamle yapacağını, bu hamlenin ne olacağını birlikte göreceğimizi söylemişti. 2023'te Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı yenmek için ya da işte alaşağı etmek için bir şekilde muhalefetin diktatörlük söylemine sığındığını ifade ediyor Kurtuluş Tayis. Yani ilginç bir söylem, ilginç bir tartışma, bitmeyen bir tartışma aslında. Birçok kez gündeme getirilen tartışma Yeni Çağ Gazetesi'nden Orhan Miroğlu'nun da yani Orhan Uğuroğlu'nun da açıkladığı bazı şeyler vardı bununla ilgili yazdığı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a neden diktatör söyleminin üretildiğinin üzerinde düşünülmesi gerektiğini söylüyor Orhan Uğuroğlu. Aslında işte ifade özgürlüğü, basın özgürlüğü gibi konuları ...gündeme getiriyor. Bu da tartışmalı bir mesele. Bu konulara e, tabii farklı kesimler, farklı medya dünyasından farklı isimler... ...farklı şekilde bakıyor diyelim. E, bu konuda önümüzdeki günlerde tartışılacak konulardan bir tanesi olacak gibi duruyor. Diğer konumuza geçelim. Diğer konumuz aslında Nedim Şener'in yazısına dikkat çekmek istiyorum. Yani Birçok kişi yazmadı ama Nedim Şener bir, birkaç yazıdır... E, ...Fetullah Gülen'le ilgili bazı iddialar ortaya atıyor... Ee, tabii bu iddialar e, sosyal medyadan FETÖ'cüler tarafından yalanlanıyor bazen, bazen ses kayıtlarıyla doğrulanıyor bir şekilde ama Nedim Şener bu konuları yazmaya devam ediyor. Geçtiğimiz e, günlerde yazmış olduğu yazısında Fethullah Gülen'in koronavirüs olduğunu, koronavirüse yakalandığını e, ve ağır hasta olduğunu ifade etmişti. E, fakat ardından FETÖ'cülerden yalanlamalar geldi. Fethullah Gülen çıktı bir konuşma yaptı. Konuşmada halsiz olduğu hatta bir ara e, uykuya dalar gibi kendinden geçtiğine dair e, bir kare var. O, onları öne sürdü Nedim Şener ve Fethullah Gülen'in çok ağır hasta olduğunu söyledi. Bugün de yine yazmış olduğu yazısında Nedim Şener Fethullah Gülen'le ilgili e, sağlık durumuyla alakalı bazı ifadeler paylaştı. İsterseniz onları da okuyalım sizlerle paylaşalım. Ee, ne dedi Nedim Şener? Koronavirüse Koronavirüsü ağır geçirdi ve felç oldu. Bu e, önemli bir iddia. E, ortaya çıkan son bilgiler FETÖ elebaşının çok yakınındaki kişilerden aldığı koronavirüs hastalığını atlattığı yönünde. Ancak şeker, tansiyon gibi kronik rahatsızlıkları yanında daha önce e, kalp ameliyatı geçiren ve stent takılan FETÖ elebaşı Gülen'in kalp ritminin ciddi biçimde bozulduğu öğrenildi doktorları vücudunun sağ kol ve bacağın bacağında kısmi felç geçiren FETÖ Elebaşı'na ilaç ve fizik tedavi önerdi. Yakındakilere, yakın e, yanındakilere böylece iyileşebileceği söylendi. Ancak e, ayrıca stresten mutlaka uzak kalması gerektiği tavsiye edildi. FETÖ Elebaşı'nın yanındaki yöneticiler bu durumu örgüt tabanı üzerinde e, kullanmaktan e, gecikmediler. Yani bir şekilde örgüt tabanı üzerinde bunu kullandılar. Örgüt tabanına Türkiye'deki sıkıntılardan dolayı hocamız Fethullah Gülen çok ciddi şekilde rahatsızlandı şeklinde mesaj göndererek örgüt mensuplarından dua etmeleri istendi. Aslında e, işin bir de şöyle bir boyutu var. Nedim Şener yazısında ondan da bahsediyor. Tabii bu... Paylaştığımız bütün yazıları gazeteciler.com ve gazeteoku.com'dan takip edebilirsiniz. Ee, tekrar ifade etmiş olalım. Ee, Nedim Şener'in ifadelerinin içerisinde, yazısının içerisinde şöyle bir boyut da var. Fethullah Gülen'in çok ağır hasta olduğunu söylüyor, evet. Bir taraftan da FETÖ'nün yönetici kadrosu, Fethullah Gülen'in yanında yer alan yönetici kadrosunun da... ...kendi içlerinde tartışmalar yaşadığını, ekonomik sıkıntılar yaşadığını ifade ediyor. Nedim Şener aslında örgütün bir şekilde çözülmeye doğru gittiğini ifade etmeye çalışıyor ve Türkiye'de bulunan FETÖ'cülere gerek dışarıda gerek cezaevlerinde bulunan FETÖ'cülere de Fethullah Gülen'in aslında ee, o videosuyla birlikte durumunun iyi olduğunu, Osman Şimşek açıklamıştı bunu, durumunun iyi olduğunu söyleyerek mesaj gönderildiğini, morallerinin yüksek tutulması gerektiğine dair bir mesaj olduğunu bunu söyledi e, Nedim Şener. Bunun yanında e, rahatsızlandı deyip dua isteyerek de bir kenetlenme ve örgüt içerisindeki çözümle, çözülmenin önüne geçme gibi bir çabanın olduğunu ifade etti. tabi bir taraftan da Fethullah Gülen'in, Felç geçirmesi, rahatsız olması, işte hatta öldüğüne dair iddiaların da yer aldığını biliyoruz. Bu tür olayların tartışılması Fethullah Gülen'den sonra örgütün başına kim geçecek söylentilerinin de örgüt içerisinde tartışıldığını da görüyoruz. Bu tartışmalarda nereye varacak bunu hep birlikte göreceğiz, seyredeceğiz. Son olarak Cem Küçük'ün yazısına bir değinelim. Cem Küçük Dünya Gazetesi ile ilgili bir iddia ortaya attı. E, i̇sterseniz onu okuyalım. E, Cem Küçün iddiası şuydu. Dünya gazetesi Ali Babacan tarafından desteklenen bir gazete ve bu gazetenin e, Ali Babacan tarafından desteklenen bu gazetenin bir eleman alımı söz konusu ve bu eleman alımı da kim? E, bu isim e, hemen paylaşacağım. E, Arda Akın. İsmi. Evet, Cem küçük şu ifadeleri kullanıyor Arda Akın'la ilgili. İşte bu arkasında Ali Babaca'na yakın iş adamlarının olduğu Dünya Gazetesi fetöcülerle iltisaklı olduğunu, cümle alemin bildiği Arda Akını işe almış. Azıcık Google'a baksalar Arda Akın'ın kim olduğunu bilirlerdi. Arda Akın önce Hakan Fidan peşinden o dönem o dönem başbakan olan Tayyip Erdoğan'ı hedefleyen 7 Şubat kumpası'nın baş aktörlerinden biridir. FETÖcü terörist savcı Sadettin Kaya, Kaya'dan kumpasın bilgilerini öğrenip Hürriyet'te haber yapan Arda Akın'dı. Nere, nereden çıktığı belli değildi Akın'ın. Geçmişi neydi, ne değildi bilinmiyordu. Hangi gazetede çalışmış, hangi okuldan mezun o bile belirsizdi. 7 Şubat 2012'den 15 Temmuz 2016'ya kadar Arda Akın'ın sosyal medyası, özellikle Twitter hesabı FETÖ bülteni gibiydi. 17-25 Aralık'taki faaliyetlerinden ötürü Çetin Emeç gazetecilik ödülüne bile layık görülmüştü. Ayrıca Hürriyet'te çalıştığı yıllarda bir diğer Hürriyet muhabiri Toygun Atilla'nın tutuklatmak Toygun Atilla'yı tutuklatmak istemiş biridir. Toygun Atilla 17-25 Aralık öncesi ve sonrasında o zamanki adıyla paralel yapıyla ilgili düzgün haberler yapan tek kişiydi. Hatta 17-25 Aralık'ta haberleri bile yayınlanmadı. Arda Akın'ın 2011'de şike davasında FETÖ'cü polis şefi Mutlu Ek Ekizoğlu Mutlu Ekizoğlu'na SMS atarak Toygun Atilla'nın sanıklardan İbrahim İşcan'ın ifadesini ve 25 30 kare fotoğrafını aldığını ve bunların kendisine verilmesini istedi. Mutlu Ekizoğlu Arda Akın'ın kendisine attığı mesajları tutanağa bağladı ve savcılığa ihbarda bulundu. Toygun FETÖ konusunda sağlam haberler yaptığı için Arda Akın'a abilerinden talimat gittiği belliydi. O gün Toygun tutuklanmadıysa tamamen tesadüftür. 15 Temmuz'da Arda Akın'ın birçokları gibi gözaltına alındı. 15 Temmuz'da Arda Akın birçokları gibi gözaltına alındı. Tutuklu kaldı, çıktı ama bir el tarafından hep gözetildi. Gözetildiği öyle belli belliydi ki onu 17-25 Aralık'ta en çok kollayan da FETÖ ile o dönem iş işbirliği yapan Cumhuriyet ve diğer muhalif gazete ve televizyonlardı. Arda Akın Dünya Gazetesi'nde işe başlamış. Hayırlı olsun. Tabi ünlem işaretiyle bunu söylüyor. E, tablo artık iyice netleşti. Arda Akın, Ali Babacan'a yakın iş adamları, Dünya Gazetesi. Hiçbiri, hiçbir aidiyeti olmayan gazeteciler iş bulmaz bulamazken FETÖ ile iltisaklı olanlar rahatlıkla iş buluyor. Evet, bu konuya değinmiş Cem Küçük Arda Akın'ın Dünya Gazetesi'ne işi Dünya Gazetesi'nde işe başlamasıyla ilgili bu konuları bizimle paylaşmış. Arda Akın kimdir, neler yapmış bu ortadayken Dünya Gazetesi nasıl olur da onu işe alır diye bir sitemi var aslında. Bunu kinayeli ifadelerle kullanmış Cem Küçük ve Dünya Gazetesi'nin Ali Babacan tarafından Abdullah Gül tarafından desteklendiğini bir şekilde ifade etmiş. Tabii Dünya Gazetesi'nden buna bununla ilgili bir cevap gelecek mi? Bunu önümüzdeki günlerde göreceğiz. Dünya Gazetesi bu konuya nasıl bakacak ya da Arda Akın bu konuyla ilgili açıklamalar yapacak mı bunu da hep birlikte seyredeceğiz. Fakat Cem Küçüğün Dünya Gazetesi ile ilgili ki ekonomi gazetesidir. Birçoklarımızın takip ettiği bir gazetedir bu arada Dünya Gazetesi. Dünya Gazetesi ile ilgili bu iddialarına nasıl bir cevap gelecek bunları da bekliyoruz. Evet. Medya günlüğünü siyaset kulisleriyle noktalayalım. Siyaset kulislerinde neler var? Siyaset kulislerinde neler konuşuluyor? Ee, aslında kulislerin hareketlendiren olay Meral Akşener'in açıklamasıydı. Meral Akşener AK Parti ile birlikte bir masa kurulabileceğini ifade eden bir açıklama yaptı. Bu masa e, parlamenter sistemle ilgili yeniden görüşme anlamında bir masa ve bu masada kesinlikle CHP'nin de olmasını istiyoruz. Bu şartla yeni bir masa kurulabilir gibi bir ifade kullandı ve bu ifade üzerine siyaset kulisleri hareketlenmeye başladı. İyi Parti acaba Cumhur İttifakı'na katılacak mı gibi bir soru işareti var. Siyaset kulislerinde nasıl bir şey dönüyor? Ee, yine e, AK Parti'nin ya da MHP'nin bu konuya bakış açısı nasıl? Parlamenter sistem gündem, gündeme tekrar gelecek mi? Yani yeni bir sistem tartışmasını yeniden gündeme getirmiş oldu AKŞENER bu açıklamasıyla. Dün Fikret Bila'nın açıklamaları vardı gazeteci Fikret Bila Haber Türkiye yayınında açıklamalarda bulundu ve Akşener'in Kılıçdaroğlun'un bu süreçlere hazırlandığını ifade etti. Kılıçdaroğlun'un hatta masa kurulursa biz görüşmeye hazırız, elimizi taşın altına koymaya hazırız ifadelerini de paylaştı ve birkaç ay içerisinde bir masa kurulacak mı kurulmayacak mı bununla ilgili. Millet İttifakı'nın kendi içinde görüşmeler yapacağını da ifade etti kulislerden aldığı bilgilerden. Tabi Adi Özçelik'in da o yayında Ömer Çelik'ten aldığı bilgiler vardı AK Parti cenahından. AK Parti'nin kesinlikle böyle bir gündeminin olmadığını, Cumhur İttifakı'nın Sistemle alakalı bir gündeminin olmadığını ifade etti Ömer Çelik. E, siyaset kulislerinden yine bize yansıyan konulardan birisi buydu. Son olarak da tabii erken seçim meselesi var. Erken seçim siyaset kulislerinde yankılanıyor bir şekilde. Ara ara gündeme getiriliyor. E, biz daha önce burada erken seçimi de konuşmuştuk. Murat Yetkin ile, Ankara gazetecisi Murat Yetkin ile konuşmuştuk. E, fakat bugün e, önemli bir e, yazı kaleme alan Abdülkadir Selvi, Hürriyet gazetesinden Abdülkadir Selvi, Anket sonuçlarını gündeme getirdi. Son yapılan bir ankette Cumhur İttifakı'nın önde olduğunu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önde olduğunu diğer rakiplerine göre ifade etti. Ve e, erken seçim olur mu olmaz mı ya da erken seçim istiyor mu e, vatandaş şeklinde yapılan bir ankette de %70'lerin üzerinde e, hayır 2023 e, beklenmeli gibi bir ...algının olduğunu da ifade etti, paylaştı bizlerle bu verileri Abdülkadir Selvi. Dediğim gibi Abdülkadir Selvi'nin yazısını da, diğer bahsettiğimiz yazıları da... gazete okudan ve gazeteciler.com'dan takip edebilirsiniz. Evet, Medya Günlüğü bugünlük bu şekildeydi. Ee, i̇lk programımız, ilk yayınımız ee, Medya Günlüğü'nde konuklarımızla, konularımızla... ...öne çıkan konularla, polemiklerle karşınızda olacağız... Ee, i̇lk programımız bu şekilde noktalanmış oldu. Bir sonraki yayınımızda görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın.